Neydi sizi Yaşar Üniversitesi'ni tercih etmeye iten ve burada eğitim ortamınız nasıldı? Şöyle, ben çok araştırdım. Normal dediğim gibi akademik bir düşüncem yoktu ama böyle bir şeye giriyorsam nerede yapmalıyım, neden yapmalıyım gibi bir araştırma sürecim oldu. Burada en önemli şey bence programın adı. Biz Türkiye'deki okullara baktığımız zaman iç mimarlık yüksek lisansı tam programı da bu şekilde geçtiği çok az üniversitemiz var. Genelde tasarım odaklı iç mekan yüksek lisansları var ama benim ilgimi çeken en önemli kriter ben iç mimarlık üzerine yüksek lisans yapmak istiyorum. Yani programın adının bu olması bence en önemli kriterlerden bir tanesi benim için. Daha sonra İngilizce eğitim alabilmek. Yüksek lisanstan çok daha farklı. Çünkü yüksek lisansa sürekli araştırma yapmanız gerekiyor ve dünyadaki tüm kaynaklar neredeyse İngilizce. Siz İngilizce eğitimi aldığınız bir okulda bunları araştırmanız çok daha kolay. Kaynakları orijinal dilinde okumak daha farklı bir algı yaratıyor. O yüzden İngilizce olması yine en önemli tercih sebeplerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Daha sonra baktığımız zaman ülkedeki, dünyadaki daha doğrusu dengeler değişiyor. Ama benim gözümde, başka arkadaşlarımızın da öyledir diye tahmin ediyorum ama bir Yaşar Üniversitesi arkasında Yaşar Holding var. Yani baktığınız zaman güven duygusunu da hissedebiliyorsunuz. Okulu tercih ederken tüm kriterler olmalı ama dünya düzeni değiştiği zaman biraz da güven de duymak istiyorsunuz. Girdiğiniz kuruma karşı bir güven duymak istiyorsunuz. Bu da önemli kriterlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Benim için en önemli kriterlerden diğeri de konumu. Çünkü yüksek lisans ben anlattığım gibi hep çalışarak yaptım ve çalışmak gerçekten iç mimari, yani diğer dallarda da öyle eminim ama çok zor. Yani şantiye gidiyorsunuz, ofise gidiyorsunuz, yoğun çalışma temposu, mesai yakalıyorsunuz, bir yandan da okula gitmeniz gerekiyor. Bu aşamada zaman en önemli şey ve zamanı doğru kullanabilmek için Yaşar Üniversitesi'nin yeri benim gözümde baktığım zaman çok kullanışlı bir yerdeydi. Ben hem işten çıktığımda metroya binip hemen okula gidebilirim, tekrar dönüp başka bir yere gidebilirim. Bu şu an belki basit geliyor olabilir ama onu yaşadığınız zaman o yoğun tempoyu zamanın çok önemli olduğunu ve hani merkezi bir yerde olmanın ya da ulaşımın kolay olduğu bir okulda olmanın faydasını çok görüyor olacaksınız. Çünkü bazı dersleri kaçırıyor olabiliyorsunuz. İşten koşturarak gidiyorsunuz. Merkezde olabilmek yine çok önemli bir kriter diye düşünüyorum. Bir de benim diğer ilgimi çeken, ben yüksek lisans yaparken sınıf arkadaşlarım neredeyse tamamı İstanbul'daki üniversitelerden gelmişti. Ve uluslararası yani yurt dışından gelen arkadaşlarım vardı. Bu da bir size çevre yaratıyor. Zaten ben daha önce İzmir'de okuduğum için farklı insanlarla tanışmak, onların başka okuldan geldikleri için onların eğitim tarzları biraz daha farklı. Yeni şeyler öğreniyorsunuz, yeni bir çevre, yeni bir kapı açılmış oluyor size. O yüzden ben iyi ki yaptım diyorum. Yani benim bütün kriterlerimi karşılıyordu. Diğer arkadaşlarımıza da örnek olur umarım diye düşünüyorum anlattıklarım.